Evet arkadaşlar, Rota Fisher standından herkese selam. Bugün CNR Boş Show'dayız. İki tane Rota Fisher teknemiz var arkada. Biri içten takma, biri dıştan takma. İki seçeneğiyle karşınızda. Tabii ki bu arada hem sürat isteyen dıştan takmayı, ekonomi olmasını isteyenler de içten takmayı tercih edebilir. Ne yapıyoruz? Rota Fisher'i hep beraber inceliyoruz. Arkadaşlar Rota Fisher'ın şu anda içindeyim. İlk defa Rota Fisher'e biniyorum. Ama bu kadar geniş olduğunu hiç düşünmemiştim. Hele ki dıştan takmada şu alan köreltilmemiş. Tabii ki içten takma motorlarda şu alan bir çıkıntı var. Şu etraftan geçiyorum. Şöyle hemen master kabine doğru geçiyorum. Vay! Bembeyaz, berrak, her taraf tertemiz. Şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel. Şöyle genişten alayım. Yaklaşık 3 kişi çok rahat bir şekilde burada yatabilir. Çok geniş arkadaşlar. Minderler çıkabiliyor, yerine takılabiliyor. Yani çok geniş bir alana sahip. Hatta iki kişi de ayrı ayrı da yatabilir. Şurada bir çocuk yatabilir. Bayağı geniş bir tekne değerli arkadaşlar. Hemen şöyle geriye geliyorum. Hemen tuvaletine geçiyorum. Gayet güzel. Şöyle arkadan bir çekeyim. Havuz efsane. Tam bir balıkçı tekne. Samimiyetimle söylüyorum. Bakımsız fiber balıkçı teknesi. Hemen şöyle ambarlara doğru bir bakayım. Ambarları merak ettim. Parmağım geçmiyor. O kadar büyük parmaklarımız var. Evet, burada hidroforlar, depolar vesaire burada mevcut. Hemen şöyle arkaya doğru bir bakalım. Buralar açılmıyor. Şuralara bir bakayım. Burada da depolarımız var. Burada saklama alanlarımız var değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Çok sade, çok güzel bir tekne. Kaptan Köşkü'ne geliyorum. Çok sade. Sadece bir motorun takıldıktan sonra göstergeleri gelecek. İsterseniz GPS'inizi koyabilirsiniz. İşte sintire motorları, hidrofor, korna, bütün tesisat. Gerçekten ben bayıldım. Hatta ben bu ara bir balıkçı teknesi düşünüyorum. Samimi söylüyorum, şu Rota Fisher'ı gördüm. Bayıldım. Şu koltukların altlarına bir bakayım. Buralar hep saklama alanları değerli arkadaşlar. Yani şöyle açılıyor. Oho, çok geniş, çok geniş. Aynı şekilde karşı tarafta da var saklama alanımız. Hemen burada da var. Hemen teknenin önüne doğru geçiyorum. Evet, teknenin üst kısmında değerli arkadaşlar bir tane güneş panelimiz var. Yeterli olacağını düşünüyorum. Hemen teknemizin ön kısmı. Tabii ki burada da iki kişi çok rahat bir şekilde güneşlenme alanına sahip. Burası da çok geniş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle bir teknede bu kadar olacağını düşünüyorum. Hemen zincirlik burada değerli arkadaşlar. Evet, Rota Fisher'de çok güzel bir zincirlikle karşılaştık. Gizli. Hemen butonlarımız burada. Buradan ırgatı istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz. Teknemizin boyuna göre kurtazları tabii ki normal, gayet iyi. Her şey güzel. Baş tarafta master kabin için güzel bir hatch kapağımız var. Hemen şöyle tekneyi önden size göstereyim. Burada da böyle bir alan var. Teknenin en güzel kısımlarından biri üst tarafın sabit bir platform olması.
şu üst kısmın hardtop dediğimiz model. Yani güneşten, yağmurdan hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Hatta bunun kenarlarına bir fiber güneşlik de yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Gayet kullanışlı, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Değerli arkadaşlar, 7,5 metre bir tekne için o kadar sade, o kadar güzel ki emin olun hem ekonomik hem uygun olduğunu söyleyebilirim. Hemen teknenin üst kısmında radar reflektörümüz, demir fenerimiz hepsi burada mevcut. Sancak tarafından da size göstereyim. Tabii ki bir ocağımız var, bir lavabomuz var. Hemen iskele tarafta güzel bir lavabomuz var. Gayet güzel bir tane ocağımız var. Hemen akabinde lavabonun alt kısmında güzel dolaplarımız var. Oo, buzdolabımız var. Evet. Evet, gayet başarılı. Gayet başarılı. Yan camlarımız gayet geniş. Hemen sürgülü camlarımız var. Şöyle bir tanesini açmaya çalışayım. Tabii ki teknenin modeline göre yukarıda olmak zorunda değerli arkadaşlar. Ama gayet güzel. Hemen çünkü teknemizin arkası açık. Çok rahat bir şekilde havayla temas içindeyiz. Yine iskele tarafta da aynı şekilde şöyle bir camımız var. Teknenin arka tarafından ta master kabine kadar çok geniş bir alan arkadaşlar. Şimdi birazdan iştahın takma motorlusunu da size göstereceğim. Şimdi o tarafa doğru geçiyorum. Arkadaşlar biraz önceki iştahın takma motorunun arkasında yapmamışlar fuara hazırlık diye. Şu kısımda hemen şurası deniz merdiveninin geldiği alan. Deniz merdivenimizi de saklayacağımız alan hemen burası. Bence gayet başarılı. Çok ince hassas noktaları düşünmüşler. Hiç İçerilere vesaire koymuyorsunuz. Tabii ki bu motor dıştan takma bir motora sahip değil. İçten takma bir motor. Ama yeri var. Doğru muyuz? Yeri var. Burada da biraz önceki dıştan takmanın içerisinde böyle bir alan yoktu. Burada da malzemelerinizi, her şeyinizi rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Hemen iskele tarafında merdiveni, hemen sancak tarafında güzel bir şekilde merdiven ayaklarını... Bunları teknenin çöp kutusu olarak kullanabiliyorsunuz. Teknenin içinde çıkan çöpleri teknenin içinde tutup kokudan rahatsız olmak yerine çöpleri poşetiyle bunların içine atıp saklayabiliyorsunuz. Burada rahat bir şekilde livara çevirebiliyorsunuz. İstenildiği takdirde aşağıdan zaten delik açıp livar olabiliyor. Pompa sistem. Pompa sistem mi size? Son hatları su hattının üstünde olduğu için doğal olarak su barındıramaz. İçten takma motorluğa geldim. Hemen biraz önce incelediğimiz tekne burada. Burada fişir. Bu dıştan takma modelimiz değerli arkadaşlar. Tabii ki bu hemen burada içten takma olarak göstereceğim ben size. Tabii ki burada içten takma olduğu için böyle bir alanı yok ediyor. Tercih sizin. Ekonomik isterseniz, ekonomi olmasını isterseniz böyle bir modeli de tercih edebilirsiniz. Sancak tarafımızda burada fişirin kendisini görüyorsunuz. Hemen bunda küçük bir GPS koymuşlar. Güzel. Yine işte Yanmar motoruna sahip. Çok sade, çok güzel bir dümen konsoluna sahip. Koltuğumuz da hemen kalkıyor. Rotofisher'i tercih etmek isteyenler hem içten takma hem dıştan takma iki modeliyle tercih edebilirler. Bunu da burada belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar, Rotofisher içten takma motorları hemen burada. Şöyle gösterebilirim size. Rotofisher'in içten takma istediğiniz zaman içerisine montajını yapmak istediğiniz motoru Yanmar. Gerçekten herkesin tercih ettiği motorlardan biri. Tabii Betamarin de ayrı bir özellik, ayrı bir seçenek koymuşlar. İkisinden birini de tercih edebiliyorsunuz. Hemen şöyle Rotofisher'i size göstereyim. Teknemizin sert koşullarda gidebilmesi için draftının yüksekliği değerli arkadaşlar. Alt omurgası gerçekten bayağı aşağıya denize doğru mesafesi var. O yüzden de bu da tekneye sert havalarda kullanma olanağını sağlıyor. Gerçekten de güzel. Evet arkadaşlar, Rotofisher standındayız. Aslında firmanın sahibi Uğur Bey ile beraberiz. Kendisinden rica ettim. Kendisi profesyonel bir denizciymiş. Burada evet, onu öğrendik. Yelken yarışçısıyım. Aynı zamanda da kaptanlık da yapıyorum. Ama biraz teknelerinizde bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl bir şartlar altında ürettiğinizi ve koşullarınızı söylerseniz. Çünkü bize YouTube'dan gerçekten sizin markanızla alakalı Rotofisher'i soran bana çok kişi var. Evet. Onun için bu standa geldim. Bugün de Rotofisher'i inceledim. Çok sade. Çok güzel. Tam balıkçı teknesi.
teknesi. Aslında ben bu ara bir balıkçı teknesi hayalim var. Bu tekneyi gördüm. Ahşap mahşap hikaye yani. Gerçekten benim hoşuma gitti. Ferahlığı, hele ki dıştan takmanı. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle İzmir'de bulunan 25 bin metrekarelik fabrikamızda imalat yapıyoruz. Fabrikamızda Türkiye'nin en büyük test havuzuna sahibiz. 35 metrelik bir test havuzumuz var. Üretilen her ürünümüz havuza konulup kontrollerimiz tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra müşterilerimize teslim. Müşterilerimiz de teknelerini fabrikamıza gelip havuzun içindeyken teslim alıyorlar. Yani fabrikanın içinde tekneye marş basıp yol verip bunları deneyerek, görerek teslim alıyorlar teknelerini. Tekneyi imalatında el yatırma, infüzyon, preferik ve RTM gibi farklı yöntemler kullanılabiliyor ürünlerimizde. Fiber kompozit bir tekne üretiyoruz. Ama ürettiğimiz tekne Ocean serilerin gibi yüksek hava tekneleridir. Yani bu tekneyle içten takma 29 beygirlik motorla ilk testimizi 6 Bofor'da yaptık mesela. 6 Bofor havada çıktık denize ilk testinde. Yani ciddi bir rakam. Evet, çünkü şöyle. Yani bu tekne için 6 Bofor iyi yani bence. Evet, başka bir müşterimiz 10 Bofor havada da test etti teknemizi. Gayet de başarılı buldu sağ olsunlar. Şimdi bu kış hatta fırtına çekimleri yapmayı planlıyoruz teknemizde. Gayet iyi. Evet. Şu an gördüğünüz gibi yanımızda duran içten takmalı versiyon olan bu teknemizde imalat sürecimiz tamamen LOT standartları üstünden yürütülüyor. Güzel. Teknemizdeki bütün ölçülendirmeler, üretim teknikleri, kullandığımız malzemeler hepsi LOT standartlarına uygun. Kaç ton görmüş olduğumuz 7,5 metre boyundaki 7,5 metre boyundaki bu teknemiz 1700 kilogram deplasmanda. 1700 kilogram. Evet. Draftımız nedir? Draftımız 90 santim. 90 santim 1 metre aslında daha büyük bir teknenin draftına sahip, biliyorsun. Evet, şu an görmüş olduğunuz bu teknenin bütün karakteristik özelliği bir yelkenli gibidir. Sudaki hareket etmesi de imalatı da. Ben 10-11 metre bir tekne kullanmıştım kaptanlık yaptığım dönemde. Draftı 80 santim. Evet. Evet değerli yani arkadaşım. Bu, o dönem çok iyi biliyorum. Yani 10-11 metre bir tekneydi. Draftınız, şimdi burada çekim esnasında omurgayı görüyorum. Evet. Arka salma dümen yekisini falan. Gerçekten orada bir merkezi oluşturmuşsun. Bayağı salma aşağıda. Evet. O da o 6 bofor dediğimiz havaya girmesine. Evet, teknenizin daha yüksek havalarda daha stabil kalabilmesini sağlayan şeyler de bunlar da buydu. Aynı zamanda teknenin imalat aşamasında bizim için merkezi denge olayı çok önemli. Teknemizdeki bütün ağırlık dağılımı, gövdenin de kendi ağırlık dağılımı ona göre yapılmakta. Çok sade, gerçekten çok sade, çok hoşuma gitti. Yani teknede bir şey devrilecek, bir şey işte kırılacak, öyle evet. Bir şey yok değerli arkadaşlar. Çok sade, çok böyle pratik, her şey her yerde. Marina'ya geldiğimiz zaman hızlı bir şekilde her şeyi toparlayabileceğimiz, kesinlikle. Her şeyi kaldırabileceğimiz, ya şu dışarıda kalmış diyeyim de yani eve gittiğiniz zaman kafanızın takılacağı bir tekne değil. Evet, çok rahat. Acaba niye unuttum diyemezsiniz. Ha? Hiçbir şey yok. Yani o kadar sade ki. Çok güzel. Ben en çok, ya yıllarca ben içten takma kullandım. Dıştan takma da çok kullandım. Kuyruklu da kullandım. Evet. Ama şu alan ya çok güzel. Şimdi ben açık konuşayım. Yakınımızın gördüm teknesini, beğendim, alacaktı. Ya gittik, konuştuk, vazgeçmiştim. Ya şimdi bunu görüyorum, ilgi de almamışım. Nasıl? Yani ortalama fiyatlar hemen hemen akabinde aynı ama fiber olması, şöyle bir teknenin alanına sahip olması. Bakın fiber, ben ahşap tekne kullanıyorum. Ahşap çok uğraştırıyor. Evet, macunu bitmiyor, usta. Çivisi bitmiyor, akıntısı bitmiyor, kusmağı bitmiyor. Yani sorunu bitmiyor. İşleyecek düzgün ustayı bulmak da artık çok zor. Zaten bu yüzden bizim gene atılımlarımız var. Şu an bizim fabrikamızda 5 yıl önce yazdığımız bir projeyle çırak mesleki liselerin mesleki eğitim branş kolu olduk biz. Ya güzel. Evet. Sonra bu bize yeterli gelmedi. Fabrikamızı çıraklık meslek lisesine çevirdik. Fabrikanın içerisinde. Evet. Güzel. Bu da bize yetmedi. Şimdi kendi Anadolu Teknik Meslek Lisemizi kurmaya çalışıyoruz. Çok yat güzel. İmalatı Anadolu Teknik Meslek Lisesi açmaya çalışıyoruz. Bir şu an bunun evraklarıyla uğraşıyoruz. Bir yandan da bu işin eğitimiyle de alakalı evet. Bir duruşumuz çünkü, var. Çünkü kesinlikle. Çünkü Türkiye'deki en büyük yatlardan bir tanesi yetkin personel. Evet. İşini gerçekten ne yaptığını iyi bilen personel. Evet. Bu Türkiye'deki birçok sektör için evet. Kanayan yara. Yani şunu söyleyeyim size, böyle bir şey sıfırdan kaptan olacaklar için çok büyük bir avantaj. Evet. Onu da belirteyim. Aynı şekilde sıfırdan şu anda bilgi ve deneyimi aynı şekilde. Ben denizcilik okulundan gelmedim ama sıfırdan, çıraklıktan buraya alaylıyım. Evet. Ama gerçekten bunu yakalamak da güzel bir şey. Evet. Teknenizde ve firmanızı ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, Rotofisher standından herkese veda ediyoruz. Görüşmek umuduyla, sağlıcakla kalın. Uğur Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler.